Merhaba arkadaşlar, Gamer The Bakalım'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosunu anla hepinize selamlar. 2v8 moduna tekrardan geçiş yaptık. Oyunun şirretlerinden, lanetlerinden, şeytanlarından kurtulmuş olduk arkadaşlar. 1v4 modu şu an oynanılamaz durumda. Bilmiyorum tekrar dener miyim ama en azından şöyle 2v8'e dönüp bir tekrardan kafa dağıtmak istedim. Katil tarafında 2 tane 2v8 videosu çekmiştim. Trapper, Hillbilly ve Nurse'u hiç oynamamıştım. Trapper'ı bugün de oynamayacağım arkadaşlar. 2v8 modunda Trapper'ı oynamayacağım, onu söyleyeyim. Yani çok sıkıcı ve zahmetli bir katil. Böylesine hızlı ve keyifli bir mod için bence iyi bir katil. Katil değil. Yine trap alıp bir yerlere yerleştirmeniz falan gerekiyor. Tamam, hani daha hızlı kuruyor trapleri falan ama hani şu daha eğlenceli katiller varken trapper oynamak istemiyorum yani. Raid ile başlayacağım. Raid çok eğlenceli. Onu da bir kere oynadım ya da iki kere oynadım, tam hatırlamıyorum. Hillbilly ve Nurse'u de bu videoda yapacağım. Eğer 4. maça girersem de alttakilerden bir tanesini seçip oynarım. Büyük ihtimal Tezeceli ile oynarım. Çünkü oynamaktan çok keyif aldığım bir katil. Her 2v8 videosunda bir tane olmasını istiyorum açıkçası. En azından seyir zevki açısından. Zaten 2v8 modunu oynamaya devam edeceğim için Maraz, işte Ruh, Huntress falan bunları da diğer videolarda oynayacağım tekrardan. Bu arada Raid'de şöyle bir kostüm varmış, ona geçtim, bayağı beğendim. Bu arada çoğu kişi 2v8 modunda katil tarafında çok uzun sürelerde maç bulduğundan şikayet etmiş. Şöyle bir şey var, benim videoları çektiğim saatten midir nedir bilmiyorum. Ben 10.30-11 gibi çekiyorum videoları. Şu an mesela 11'de başlattım maç aramayı. 11'i 8 geçe maçı buldu arkadaşlar. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, saat ilerledikçe bulma hızı yavaşlıyor. Bu ne lan? İbo geldi sandım. İbo ile Doğu çekiyoruz. Evet arkadaşlar şu an. Evet İbo. Canım ayım. Hocam oradan geçişler. Dün itibariyle yasaklandı maalesef. Sadece dün yasakladık. Ondan önce okeydi. Öyle eşek gibi beklemeyeceğim palette. Eşek gibi beklemeyeceğim palette öyle. Lan nereye gidiyorsun? Şapkasını da giymiş. Ne yaptın? Bak onu blokladı ya bir de. Bak 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 bak. Geldi, hem ona sattı hem blokladı. Tamam mı? Tam tavşan kulaklı bir Fengmin ya. Tam. Hocam o kadar hızlı çıkıp o kadar hızlı ambargo koyuyorum ki. Güzel, hızlı hızlı hook almamız lazım ki. Bu arada ben şeyi bilmiyordum. Hook aldıkça jeneratör hızları artıyormuş sanırım. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ne yaptın? Ablacım tunnel atmayacağım zaten. Korkma da arkadaşın kafana paleti gömçürdü. Aa, keşke görünmeze geçseydim. Güzel. Yani o paleti stun atmadığınız sürece kullanamazsınız arkadaşlar. Böyle sadece düz devirdiyseniz o paleti unutun yani. Hiçbir işe yaramaz. Aha sen şimdi tunnel'ı yedin. Madem seni iyileşmeden can yapıyorsun, o zaman hak ettin ölmeyi. Senin ben amık maymunu bir dur ya. Lan Naughty Bear alo. Two face, count in the middle, count in the middle. You should have recognized it's too late for choosing sides. Two face, count in the middle. Nereye gidiyorsun? Yine bir armut gameplay'i. Modda MMR olmadığı için 158 bin saatli adam da geliyor. İbo gibi şey satanla geliyor. Hemen jen devriyesine devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Ne yaptın? Bak adamı almıyorlar, jen bitiriyorlar. Sonra sövünce sövdü olacak ya. Trapper'cım süpersin. Güzel bir tuzak. Ha? Ne yapıyorsun lan Fengoş? Bir tane vurayım. Helal lan sana Purpo. Aferin, adamı da ikiye geçirin öyle. Bak bana Baro Vital. Baro Vital artı T-Back geldi peki. Yeni tunnel hedefimiz belli oldu arkadaşlar. Aynen, Decisive mi atacaksın kardeşim? Ha öyle ikiye geçip 1,5 saniyede oyundan defolup gidersin. O arkamdaki göt patatesini de duydum. Bak sinirden yeni küfür öğrendim. Göt patatesi. Oğlum ya şimdi o tavşan kulağından tutup ağzına vuracağım. Yürümeyi bilmiyor şerefsiz. Bir de bana orada rate palet bekletiyor. Aha. Kardeşim suratına mı tüküreyim yani? Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Salsana işte. Hadi rate'i görmedin jöle şeklinde lan. Çink çink diye ses veriyorum ya. Yanlış mıyım? Başka novişler. Ne oluyor orada? Hı? Hı? Abi, abla pardon, galiba yıllayamayacaksın ya. İstiyorsan... Salak herif seni. Ha? Ha? 2v8'de toksik mi olayım? Yemin ediyorum bu 1v4 videosunun acısının hepsini sizden çıkartırım bak. La bunun ilk asılışıymış ya. Beni uğraştırıyorsun ya. Ne yapıyorsun lan enayi? Biraz daha koş da anasını satayım. Şey, ayı, helal ayı. Adı aklıma gelmedi karakterin ya. Kusura bakma birader, hakaret ediyor gibi olduk sana da. Ne yaptın lan? Oğlum heal'lanmadan can yapıyorsunuz. Sonra
Niye 2 saniyede düştüm? Karşındaki trap şey Raid lan Raid. Raid'e heal'lanmadan can yapılır mı? Hele şu modda. Ulan zaten Raid'in en büyük avantajı nedir? Jenlerde insanları gafil avlayabilmesi değil mi? E sen bir de onu yaralıyken yapıyorsan senin kafana bok atayım ben. Evet, Nancy panik yaptı arkadaşlar. Nancy'den bir İsmail Yüksek paniği geldi. Bıh. Geri gel şimdi içeri. Çok verimli kullandım perkünü, tebrik ediyorum. Biliyor tabii şeyi tekmelediğim zaman yerini göreceğimi. Aha, en zeki Sable lan. Tarihin en zeki Sable oyuncusu. Jhen tekmelediğim zaman yanında saklanmak yerine şey yaptı. Zeki değilmiş arkadaşlar, sözümü geri alıyorum. Çok teşekkür ederim beni uğraştırmadığın, grab ettiğin için. O maçı mahvetmişiz lan biz zaten. Yani maçı mahvetmiş olsak da bu ağız bir şekilde o Jhen'i bitittiriyor ya. Bu ne yapıyor lan? Bu ne oğlum? Yerde ekmek buldum. Yanımdaki Trapper israfçı. Sen onu kovalıyorsan ben şu yaralıyı kovalayayım. Burada. Gel lan gel Trapper. Gücün mü yetmedi? He? Seni alacağım seni. Allah'ın belası seni alacağım seni. Bu paleti 23. yapışları falan galiba. Killer'lara yaşattıklarım başıma geliyor. Oğlum çok hızlıyım ki şuna bak. Bak normal şartlarda çok rahat oynardı burayı. Çok rahat oynardı. Peach'in birini bulduk. Evet. Öbüründe adam buldu arkadaşlar. %50-50. Adamla paylaştık hash'leri. 37.000 puan geldi Purpo'dan. Evet gençler, şimdi Nurse'e geçtim. Yeni gelen 2v8 modunda Nurse'u hiç oynamadığım için şimdi özelliklerini hep beraber bakalım. İlk olarak sıçrama saldırısı atılmalarının süresini %30 arttırıyor. İkinci sıçramamızın menzilini %30 arttırıyor. Sıçramaların yorgunluk süresini %7 azaltıyor. Zincirleme sıçramaların, yani iki kere arka arkaya yaptığımız sıçramaların yorgunluğunu %65 azaltıyor. Zincirleme sıçrama sırasında hareket hızımızı %30 arttırıyor. Yani ilk bir linki attıktan sonra %30 hareket hızı kazanıyoruz. İkinciyi atarken zincirleme sıçrama penceresinin süresini 0.2 saniye arttırır demiş. Pencere dediğini tam anlayamadım ama ileri doğru atılmadan bahsediyor olabilir. Aynı zamanda özel saldırıların ıskalanmasının sebep olduğu yorgunluğu 0.2 saniye azaltıyor. Yani bir link atıp ıskaladığımız zaman normale göre daha hızlı toparlanacağız. Evet, ikinci maçı da bir 7-8 dakikada buldu. Acaba oyuncusu mu arttı 2v8 tarafının, yoksa dediğim gibi hani oynadığım saatten mi kaynaklı bilmiyorum arkadaşlar ama başlayalım bakalım nörsümüzle. Yanımızdaki de Huntress. Diyorum ki bir nefes sesi var burada ama bununkini değil galiba. İlk fake'i kötü yedik ama. Satıyordum. Ihk! Lan ikinci bir linkim yokmuş. İyisin Huntress, iyisin. Canavarız. Şu an canavar bir Huntress geldi yanıma, çok iyi. Onu da yakalamışken beraber indirelim diye slug attım da ikinci bir linkim yokmuş. Kötü bir yere attım bir linki. Bu şekil başladığın zaman iyi oluyor. Ne yaptın? Jhen bitirince göründüğün için tam Huntress onu alır. İyisin lan Huntress. Oo nasıl değmedi? Gel ya, sıkıştırdım. Çok iyi. Bu duo felaket. Ben çok da felaket değilmişim arkadaşlar. İki tane can bitti arka arkaya. Peki abi. Dede ne yaptın? Tamam, ben aldım bunu. Oğlum şu maça nasıl 3 can kaldı lan? İnanılmaz. Ne yaptın? Geri gelir mi diye bekledim ama gelmeyince dedik bari önünü atalım. Ablacım yok, o fake'ler artık, onlar rank 20 iken falan yeniyordu. Artık yemem onları da, maç inanılmaz bir hale geldi ya. Bizim Huntress'e iyi dedik, sonradan sıçtı mı ne oldu? Tuttur bir tane sen de. Buyuz ya. Son Jhen. İnanılmaz. Abi inanılmaz cidden. Bu modun Jhen rush'ı çok daha garip ya. Biz hook aldıkça Jhen hızları niye artıyor abi? Adamlar Jhen bitirince benim hook alma şeyim artıyor mu? He? Vallahi bizim Huntress iyi başladı dedik de sonradan kötüleşti mi? Hata mı yaptı? Risk mi aldı? Bilmiyorum, bir şey oldu ama. Ah dede, vah dede. Ahlara, vahlara. Şunlardan birisini acilen indirmemiz lazım. Ah!
Uhu! Hitin güzelliğini kat. Dur şimdi bak, üst çendekine bir sürpriz var. Ha, seni yam yam. Seni yam yam. Huntress biraz can kontrolü lazım. Oha, flash tuttu, yere bak. Lan salak. Dur bir Jhin'i bozmam lazım. Aha, Huntress bozuyor, okey. Chase'i bana sal o zaman. Ulan bir kill nasıl aldık bu maçı ya? Vallahi müthiş maçtı. Şu da ölse belki. Ne dediniz o işe? İkinciymiş bunun. Değil lan, değil lan. Tam orada Yonah'ı alıyor. Ben de şöyle dedeyi alsam. Birisi direkt kaçtı. Umuruna bile takmadı buradakileri. Ne oldu? Biri öldü, biri ikiye geçti. Ya hook sayısına baksana. Bayağı bir asmışız aslında hepsini ama. Dedeyi alıp sahnesinde healladılar. Okey, GG aslında bayağı hook aldık ama. Muhteşem bir can rush var ya map'te. Yani sen ne yaparsan yap. Bunu şuradan biliyorum. Biz ekiple geçen İbo'nun yayınında 2v8 modunda 8 kurban oynadık. 8 kişi girdik SVF şeklinde. Bu ne yapıyor anasını satayım. Adamlar bizi mahvetti. Maça öyle bir başladılar ki yani. Sürekli hook'tan hook'a gidiyoruz. Ulan bir baktık maçtan 6 kişi kaçmışız, anladın mı? O hezimete rağmen. Bu Jhin olayı mı bozuyor acaba? Hani siz hook aldıkça Jhin hızları artıyor ya. O olay bozuyor olabilir. Çünkü şu ambargoyu normal bir maçta koysam mümkün değil. Jhin yapamazlar. Çünkü 3 kişi hook'taydı maçın başında. Her birisine birer kişi falan gitse falan derken maçı zaten normalde mahvetmiş oluyorsun. Ama güzel de eğlenceli bir maçtı. Şimdi bir heal bilimiz var. Hadi bakalım. Allah da affetsin. Heal bilinin de özelliklerini hemen anlatayım arkadaşlar. Testere de yaparının dönme hızını %30 arttırıyor. Daha hızlı, daha net dönebiliyoruz. Aynı zamanda bir engele çarptığımız zaman bekleme süresi %12 daha az oluyor. Daha az sersemliyoruz. Evet, 3. maçı da 10 dakikada falan buldu arkadaşlar. Hiç böyle oynayamayan modu tadamayan varsa sabah 10.30-11 gibi girerseniz hızlı buluyor maçları, haberiniz olsun. Ben hani şu dönmeli kartları oynamayı beceremiyorum demiştim ya, bunlar arasında benim en korktuğum heal bile. Maraz bir şekilde tam hani dönmesini halledemiyorum ama açık alanda birisini denk getirirsen kafanı çarpıp direkt o kişiye gidip vurabiliyorsun falan. Ya da ne bileyim, Oni'den mesela çok korkuyordum ama Oni'yi başarabildim yani, dönme rahatmış. Ama bu heal bile spotlarda asla dönemem. Hani o curve olayını çok beklemeyin benden. Dibimdeki kurbana bile testere ıskalayabilirim yani. Öyle bir his alıyorum bir heal bile'den. Ama belki ön yargılarım yıkılır, bilmiyorum. Ben heal bile'yi hiçbir zaman testereyle oynamadım arkadaşlar. Eski videolarıma bakarsanız heal bile'nin testeresini sadece Jhin'den Jhin'e gitmek için kullanıyordum. Yani hiç hadi testereyle birisini düşüreyim falan demiyordum. Spotlarda düz M1 oynuyordum. Şimdi biraz daha testere denemeye çalışacağım. Duruma göre M1 de atarız, fark etmez. Ben. Var. Hillbilly'nin en iyi yanı can kontrollerinden birisi işte. Çok iyi can kontrolü yapabiliyor. Tam diyecektim ki yanımdan biri mi geçti de. Hocam oraya atlarsan ben seni ne sağlayayım şimdi? Çok güzel. Güzel, bizim adam da astı. Şu Jhin'i tekmeleyelim ki yerlerini görelim. Heal partisi mi var orada? Selamlar. Devir bakalım. Hop, kırıyor gibi yaptık. Kırmadık. Şimdi kıracağız. Enti. Körü olayını beceremeyeceğimi söylemiştim. Hocam sen her şeyi kıracaksın o zaman böyle. Canım benim. Jhin bitti. Nereye saklanıyorsun? Hala yani ilk maçın olamaz şu modda ya. Lan nasıl değmedi? Seni gidi çakal. Bir M1'i vuracağız burada mecbur. Güzel. Çok iyisin. Aynı anda. Ya da dur, ben onu testereyle indireyim. Çok güzelsin lan sen Netslinger. Bir böyle yapamadığımızı adamla yaptık, anasını satayım. Brüst. Ayı. He? Arkadaşlar oluşan zarardan biz sorumlu değiliz. Aferin sana. Dur, bu spotta bununla oyalanmayalım. Hemen Jhin'lere geri dönüş. Bizim adam zorlanır çünkü Deathslinger'la. Bak bitirmişler bile, bitirmişler ya. Ah lan, iyi denemeydi de. Öndekine bekleyip buna dönersem bir an diye. Devir onu. Okey. En kötü palet alıyoruz, en kötü palet alıyoruz. Maymunla oynuyorum şu an. Bir maymunla oynuyorum. O neye geliyor? Flash falan mı yapacak?
Süpersin lan sen. O kadar özgüven buy muymuş? Aha, Meg'den T-Bag yedim. Şey yap Meg. Salak fake'i yedin, boş kalmış oldun. Oğlum nasıl ıskalandı o? Helal lan. Tut. Atar yapıyordun. Filbili ailesinin en gergin üyesi. Purpobili, senin Allah bin belanı versin ya. O göt deli açısını nasıl buldun oradan ya? Bak o fly save yüzünden can kontrolü yapamadım ya. Oğlum lan vurdum ya işte. Oğlum o testlere nasıl değmedi? O testlere nasıl değmedi lan? O değse bambaşka bir senaryo olabilirdi. Bunun kaç oldu? Lan hep 2, hep 2 ya. Çok iyisin Purpo. Çık lan dışarı. Ulan şu chase'leri en başlarda bulabilsem. Okey, diğeri kapıyı açtı. Bir dakika şunu bir kışkışlayalım. Tamam, bunu kışkışladık. Aha bir tane yaralı bana doğru geliyor. Ne yaptın lan enayi? Oğlum çok iyi topladık lan maç sonunu. Şu Max alanı da bulsak. Aha bulduk. Oğlum testleri erken mi bırakıyorum? Ne oluyor? Niye böyle oluyor ya? Bir tane M1 vuralım şuna. Hadi DSM ama. Hadi DSM. Onu tuttur ama DSM. Tamam önünü kapattık. Önünü kapattık. Amacımız buydu arkadaşlar. Ha? Sana moru çekeceğim. Bekle bekle. Bekle. Allah'ın belası. Ha? T-Bag atıyorsun ha? Sen çek moru da. Senin morun daha güzel. Sen çek. Ha? Yaşa. Ben de vurayım da belki bir işe yarar. He? He? Şerefsiz. He? Gerizekalı. Oğlum ne çevirdik lan maç? Kaç kill aldık? 6 mı? 7 mi? Dur bakayım siz facecam'imden tam görememişsinizdir. 7 kill. Çok iyi oğlum. Vallahi müthiş comeback. Tamam maç içinde çok etkili olamadım hani hillbilly tecrübem olmamasından dolayı ama maç sonunda güzel testere killleri aldık. Katkı sağladık. Yani evet. Zor. Hillbilly zor. Yakındaki kurbanları testere düşürmesi daha basit tabii. İyice dibine girdiğiniz zaman kolay oluyor ama hani spotlarda o curve olayları falan henüz yapamam. Birkaç kere denedim zaten. Evet şimdi bir Death Slinger'ımız var arkadaşlar son maç o zaman. Bu 2v8 modunda katil oynayan herkesin keşke gerçek oyundaki katiller de buradaki özelliklere sahip olsun diye düşündüğüne eminim arkadaşlar. Çok güzel olurdu gerçekten hani buradakilerin olayı daha iyi yani hani çok daha keyifli buradayken oynamak. Çünkü ana oyundan çok daha hızlı yani her şey. Çok daha güçlüsünüz. Takımımızda Umacı var bu arada. İyi oynuyorsa maç aldırır, kötü oynuyorsa bezdirir. Mesela haber yokken aldı hasar, anladın mı? Adam orada diyor lan sandık açayım. Bu Fenerci tayfadan herhalde ya. Sandık falan açıyor. Adamı nereden çekeceğimi şaşırdım ya. Güzel, bizim adam 2 tane indirmiş. Biz de bunu aldık. Artı bizim adam bir tane de yaralamış herhalde. Güzel güzel. İyi raid geldi gibi takıma. Ulan Death Slinger. Bir can kontrolün olsa var ya. Yemin ediyorum oyunun en güçlü katillerinden olacaksın benim için ama. Ablacım can bitince görünüyor. Lan bu ne yapıyor? Heyecandan vuramadım adamı anasını satayım. Oo. Bu Armut David. Armut David'leri çok severim bak bu oyunda. En sevdiğim David'ler Armut David'lerdir arkadaşlar. Okey, Mikaela'yı da bulduk. Seni şöyle şuraya sürttürerek hemen bir yaralayalım. Bu spotta dönerim diyorsun. Okey. Güzel. Güzel mind game. Lan raid şu pelerininden bir tane de bana versene ya. Lan ben seni heal yapıyor sandım. Sandık mı açıyordun sen? Gel şuraya, benim canımı sıkma. Adam kanca atacağım sanıyor. Lan bir kişi ölmüş bile. O ne ara öldü? Yukarı cendeki vatandaşımızın dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. İyisin raid. Aha. Önüme çıktı enayi orada raid'i görünce. Bunu da bizim almamız lazım da ulan tam özellik falan atacağım ana binaya giriyorlar ya. David'cim Huntress'e karşı oynar gibi. Mümkün olduğunca devirmiyoruz paletleri. Oradan gidiyor gibi yaptım ya 2 saat. Bizim raid S tier çıktı ya. Evet kardeşim, devam et yaralı yaralı ojeni yapmaya. Oğlum hep böyle düz yerlerde yakalıyorum adamları. Bir kanca atma fırsatım olmadı lan. Hala şunu yapmamayı öğrenemediniz ya. Ulan David'e de aradan çaktırmadan ikisine birden. David sen şimdi beni üstüne mi çekmeye çalışıyorsun? Ben doğru mu anladım kardeşim? Oğlum o kim? Birader sen kimsin? Niye milletin paletine karışıyorsun ya? Hala anlamamışsın. Hala anlamamışsın. Seni şöyle yaralıyoruz. Spotta mı kaldın? Okey.
Oğlum nasıl değmedi lan? Raid'im geldi. Raid'im geldi yardıma. Çok teşekkür ediyorum Raid Bey. Gel bakayım buraya. Senin son mu oluyor peki? Herkes yaralı. Oğlum bizim raid var ya, size bir şey diyeyim mi? Yürütmüyor adamları. Okey, Sable Bacı Zorotto'yu gördük. Ya bu palette bekleyeceksen biraz daha geniş bekle de ışığımı gör en azından köşeyi dönerken. Okey. Raid chase atıyorken biz hemen ana bina, hemen ana bina. Aha, tespit edilemez oldum. Gördünmüş müdür geldiğimi? Görmüş. Ya sen... Ne yapıyorsun? O neymiş ya? Yanına dolanma var mı? Var. Uhuu! Eğimli yerden vuruş. Okey, evet. 8'de 8. 8'de 8 çok rahat bir maçtı ama bir şey diyeceğim. Raid taşıdı maçı. Muhtemelen puanlardan da anlarız birazdan. Çok kanca fırsatı gelmedi yani. Hep böyle cende düz M1 falan yakaladım. O yüzden bir tane daha Death Slinger oynayacağım arkadaşlar. Oynamayı çok seviyorum çünkü. Biraz daha şu silah atışlarını fazla yapmam lazım. Yoksa içime sinmiyor. Hem dünkü bana göre kötü olan videoyu da telafi etmiş oluruz. 5. maçı da atmış olayım. Baksana 35 puan yapmış. Gerçi biz de 30.000 yapmışız. Biz de fena oynamamışız ama olsun. Hadi bakalım, Huntress'deyiz. 2 tane can kontrolü olmayan Lash Killer. Ne yapıyorsun lan? 2 tane AFK var burada. AFK kalmak yasak demedim mi? Vallahi umurumda olmaz. Umurumda olmaz. O red tuşuna bastıysan kardeşim oynayacaksın bu oyunu. Neymiş, AFK görünce saldırmayacakmışız. Yok ya. Ben AFK olsam o durup jen yapmasını şey yapacak mı? Bırakacak mı? Ne yapıyorsun le? Güzel vuruş Pırpocuğum. Üh! Okey, iyi başladık, iyi başladık. Şu jeni hemen bir bozalım. Bayağı yükseltmişler. Bizim Huntress'e bir yardım edelim ya. O biraz zorlanıyor gibi sanki. Ne dediniz o işe? Bravo Huntress. Adamın elinden tuttuk. Kill aldırdık adama ya. Ne yaptın? AFK'lının cezasını ödedin mi? Yetişmez değil mi şuradan? Yok, yetişmeyecek. Boşa uğraşmayalım. Paleti kıralım hemen. Okey, ojen de bitecek. Lan oğlum nasıl lan, nasıl lan? Şu şanssızlıklar beni mi buluyor sadece ya? Yetişemeyeceğim. Okey, bırakalım gitsin. Devir devir, geri zekalı devir hepsini, devir. Yanında palet var ablacım ama ne mi problema? İşime gelir onu görmemen. Okey, bizim Huntress kötü gibi şu an ya. Şu jeni bir bozalım, bayağı yüksek. Okey, onu gördük. Güzel vuruş. Gel bakalım, gel. Oğlum bu adam benle şey satmıyor muydu lan? What the funny right? Kill lazım. Bir tane kill lazım şu an ya. Abi yok, bu modda vallahi can tutulmuyor ya. İyi de oynasan, kötü de oynasan. Hele bir de şu an şeyiz. Huntress artı Death Slinger 2 tane jen özürlüsü. Anladın mı? Hiç tutulmuyor yani. Ama olsun, chase'ler eğlenceli ya. Ben çok keyif alıyorum yani bu moddan. Bırakalım hemen. Olmayacak yoksa. Senin son... Bu muydu son asılışı olan ya? Yok, bu değil. Lan nasıl lan? Oo. Bitmiş. Oğlum üçlü üçlü yapıyorlar ya. Bütün canlarda üçlü üçlüler. Mümkün değil ya tutması. Cidden mümkün olmuyor yani tutması. Ne yapıyorsun? Alo? Bu ne oğlum? Ne yaptı lan? Bu ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Bak yaralı. Allah'ım yarabbim. Sövdürtecek ya. Sanki hiç jen yapmamış gibi. Tamam mı? Okey. Ulan hepsi yaralı aslında. Şuradan bir şey olabilir de. Biraz jen kontrol etmemiz lazım. Vuruyorum, yaralıyorum da bir şekilde şey oluyor yani. Hani adamlar geri geliyor. Şu jeni ben bir bozayım. Okey. Çok iyisin lan Huntress. Bak bu güzel oldu, bu güzel oldu. Ama o jensiz bir yere kaçıyor, onu kovalamayacağız. Şurada da biri var. Oğlum görmüyorum çimlerden. İyisin Huntress. Merhaba. Okey. Hadi ölmüş ol, hadi ölmüş ol. Çok güzel. Çukur 44. Hayır ya, hayır ya. Yarım saniye, bir saniye falan daha lazımdı. Oğlum ne oldu anasını satayım? Bu da ölmüş olsun. Bunun ilkmiş. Hadi engelle orayı açmasını, engelle orayı açmasını. Çok iyi lan, tutturdu. Sen oradakini almaya çalış, ben şuna gidiyorum. Okey, güzel fake. Huntress kapılara git. Açtılar işte, açtılar. Ya sen orada birini yaralamıştın, ona niye gitmedin ya Huntress? Lan kapıyı açan birisini yaralamıştı, ona gitse var ya. Aha.
Helal lan. 4. kill de geldi. Buydu galiba o yaraladığı. Hatta bir şey diyeceğim. 4. kill'i aldık. 5. kişi kancada. Aha. Birini daha bulduk. Gel beraber beraber beraber. Dur lan hayvan herif dur. Tamam güzel. Çok iyi lan. 6 kill'le bitirdik. Helal lan Antris. Oğlum maçlarda ne comeback atıyoruz böyle. Son jan kala 5 kill 6 kill falan oluyoruz. Güzel ikimiz de eşit oynamışız. GG. Evet. Tatmin edici bir Death Slinger maçıydı en azından bir diğerine göre. Diğeri kill açısından daha iyiydi ama bu gameplay açısından daha iyiydi. Daha fazla kanca falan deneyebildim. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi eğlenceler.